Şimdi hemen devam edelim. Burada biz kilobaytı değere çevirmiştik. Burada da değer diyelim. Burası bizim için gerekli değil. Bunu kaldıralım. Buraya da değer diyelim tekrar. Total kilobayta biz totalimiz 100. Sonra buradaki var değere 0 diyelim. Şimdi tekrar F5 diyelim. Bakarsak %100 olarak geldi. Şuradaki değerimizi, başındaki artıyı kaldıralım. Buraya biz değerimize 100 diyelim. Şimdi bakarsak %100 geldi. Peki 80 dersek ne olacak? Tekrar bakalım. %80 geldi. Yani biz buraya ne değer verirsek bizim percentage loader'ımız o değeri alacaktır. Bakalım %70 olarak geldi. Gayet güzel. Burada butona tıklayınca işlemimizi yapıyor. Biz bunu istemiyoruz. Dolar animate button, burayı silelim. Direkt başlasın. Buradan da butonumuzu kaldıralım. Buradaki click olayını kaldırdık. Şimdi F5 diyelim. Bakarsak direkt %70 olarak geldi. Şimdi bu 70'i emin olmak açısından bir 20'ye çekelim. F5 diyelim. Bakarsak %20 olarak geldi. Gayet güzel. Şimdi sistemimiz düzgün bir şekilde çalışıyor. Şimdi buradaki CSS'ler var. CSS'lerden bize container'la top loader, bunları kopyalayalım. Biz post rating CSS'in içine yapıştıralım bunları. Kaydedelim. Daha sonra bize burada jQuery lazım. Percentage loader CSS, bakalım ona. Percentage loader CSS src'nin içindeydi. Bakarsak src'nin içinde yok. Burada var olarak görünüyor. Bakalım tekrar. Post rating src. Src'nin içinde CSS dosyası var. Ama burada görünmüyor. İlginç bir şekilde. Bunu kopyalayalım biz. Kopyalayalım hemen. Post ratings'in içine yapıştıralım. Bir sonraki derste de devam edelim.